Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla yola tam gaz devam ediyoruz. Bugün efsanelik saldırılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz ama onun öncesinde arka planda ufak tefek değişiklikler var. Dikkatinizi çekmiştir. Onunla alakalı bilgi paylaşımında bulunup fikirlerinizi yorumlara rica edeceğim arkadaşlar. Eldeki imkanların el verdiği sürece kaliteyi arttırmak yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu yeşil perdeyi aldık, bir ışıklandırma sistemi falan kurduk. Asıl amacım arka planı kaldırıp videoda sadece benim bu yakışıklı sıfatım kalsın istiyordum ama artık kameranın ayarından mıdır, ışığın yetersizliğinden midir nedir bilemedim. Çok da istediğim gibi sonuç vermedi arkadaşlar. Dolayısıyla bir süre bu şekilde devam etmeye karar verdim. Hani şu anda en büyük fark ışıklandırmadan dolayı kameranın çözünürlüğü bir hale artmış olacak. Fark edeceksiniz yüksek ihtimalle. Bir de arka planda artık beyaz sıvalı bir duvar değil en azından yeşil bir perde olacak. Hani kötü durmuyor değil mi? Yani kötü duruyorsa gerçekten rahatsız ediyorsa lütfen yorumlara yazın. Gerekirse bu perdeyi de kaldırırız. Veya şimdi birazdan göreceğiniz gibi arka fonu kaldırıp yani hafiften pürüzlü bile olsa bir şeyler yapmaya çalışabilirim. İkisi arasındaki farkı sizden ricam bir bakıp yorumlara bana fikirlerinizi paylaşmanız olacak arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan saldırılara geçmek istiyorum. Bugün henüz hiçbir şekilde saldırı yapmadım. 8 saldırı hakkımda duruyor. Bir önceki günde artı 38 kupayla günü kapatmışız ki bugünün bir videosunu çekmiştik hatırlayacağınız üzere hiç üçlenmemişiz. Bir tane de tek yıldızda kalmış vatandaşın bir tanesi. Bugün ise Toplamda 2 4 5 tane saldırı yemişim. Bir tane 3 yıldız, bir tane de tek yıldızımız var. Yani en azından %90 üstü güzel saldırılar yaparsak bugünü de artı da kapatacağıma inanıyorum. An itibariyle 5256 kupadayız. Lafı daha fazla uzatmadan gelin saldırılarımıza başlayalım. Evet sizlerden bir ricam var. YouTube algoritmasına doğru yolu göstermek için videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca ve son olarak izlemeye yeni başlayanlara eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Bu arada bakınız efendim ışıklar kapalıyınca böyle bir karanlık bir kaos hakim oluyor. Işıkları açınca sağlı sollu çözünürlük birazcık daha artıyor. Haydi gelin saldırılarımıza başlayalım. Pekala efendim saldırı numara 1. Savaş günlüğümüz kendi açımızdan kalbimiz kadar temiz. İlk saldırımız için birlikler tamam, büyüler tamam. Hero'lar ayakta, koruyucu havada, klan karesi de dol olduğuna göre saldır dedim gitti efendim. Evet kraliçe yürüyüşlü ejderha bincisi saldırılarına devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Alt tarafta kartal topu, kral ve ka klan kalesini görüyorum. Bir adet tekli cehennem kulesi ile birlikte. Üst tarafta çoklu bina, iki tane kaya saçar. Rakip kraliçe sol tarafta Kraliyet şampiyonu sağ tarafta hmm. Şimdi şu çoklu cehennem kulesine Sanırım kraliçe ulaşabilir değil mi Binaya es geçmeye çalışacağım arkadaşlar Kraliçe yürüyüşüyle şu kaya saçarları Almaya çalışacağım Sonrasında bakalım neler olacak Şuradan bir adet balon bebek ejder bırakıyorum Kraliçeyi şöyle şu noktadan Sahaya süreceğim bir adet balon Kraliçenin sağ tarafa doğru ilerlemesini istiyorum Şifacıları şöyle şu noktadan Sahaya sürebiliriz Sinsi sinsi bir adet süper duvar kırıcı okçu kulesine başarılı. Gayet güzel. Saldırının ilk etabı tam olmasını istediğim gibi gerçekleşiyor. Şimdi kraliçe için bir adet öfke büyüsünü hazırda tutuyoruz. kaya saçar vurmaya başladı. Bir tane daha balon gönderiyorum. Gerekirse görünmezlik büyüsünü falan kullanacağız. Aslında biz kraliçeyle binayı da alacağız. Bak bir dakika ben bunu düşünemedim ya. Böylesi çok ama çok daha iyi oldu arkadaşlar. Tek sıkıntı şifacıları kurtarmak için bir dondurma veya görünmezlik büyüsü kullanabiliriz. O da olsun o kadar. Evet bir tane daha öfke büyüsü yapıştırıyorum. Hava patlayısı bizi birazcık sıkıntıya sokacak. Çok ciddi değil. Bir tane daha öfke şampiyonu hava savunmasına gönderdim. Görünmezlik büyüsünü yapıştırıyorum. Klan kalesi askerleri bir kısmı çıktı. Tamamı değil. Ee, cadı mı var orada? Orada cadı mı var? Şu belediye binasını bir donduralım. Şifacılarımız ölmesin. Zehir büyüsünü patlatıyorum. Kral şuradan aşağı doğru gelsin. Ana saldırıyı da şöyle şuradan şu şekilde başlayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım çok geciktirmeden 1 dakika 50 saniyemiz var. Bence güzel bir miktar. Şimdi kraliçe duvarlarla oynaşıyor. Kralı şuradan içeriye zorlayacağım. Tekli cehennem kulesine doğru. Şimdi şampiyonun özelliği şimdilik gerek yok. Şurada bir dondurma büyüsü yapıştıralım. Bir adet öfke. 3 tane kelle avcısı. Rakip kraliçeyi dondurmaya gerek yok. Koruyucunun özelliğine bastım. Güzel. Kaya da şöyle şu sol taraftan sağa sürüyorum. Rakip kralımız şurada bir kralın özelliğini kullan. Tekli kilitlenmiş. Evet. Eş zamanlı çok fazla şey oluyor arkadaşlar. Şu çoklu cehennem kulesini dondurup bir adet öfke büyüsüyle merkezi coşturmaya çalışıyorum. Bence çok güzel gözüküyor ya. Evet. Yeni ışıklandırma sistemi bize yaradı mı? <laughs> çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bilmiyorum köy üçlenir mi üçlenmez mi ama şu anda her şey yolunda gidiyor gibi. Kaya balonu hala daha patlamadı. Tekli cehennem kulesinden ve kraldan bir şekilde kurtulmamız lazım. Eee Bak şuradaki altın deposu nerede? İksir deposu sıkıntılı. Hadi şu tekli kuleyi de alın artık ya. Şu kraldan bir şekilde kurtulmamız lazım. Kral kraliçeyi öldürecek. Kaya balonu patlamış. İki tane ejderha binicimiz var. Şu altın deposuna doğru sinsi goblin'i gönderiyorum. Rakip kral benim kraliçemi katletti ama hiç sıkıntı değil. Hala da askerlerimiz hayatta ve açılışı güzel bir 3 yıldızla yapıyoruz gibi arkadaşlar. Çok güzel oldu be. Vallahi. Hele de böyle günün ilk saldırısından 3 yıldız alınca İnsan insan ister istemez böyle bir gaza geliyor ya. İnşallah devamı da böyle olur. Hadi bakalım. Plan çok güzeldi. Aslında krala belediye binasını krala bırakmayı düşünüyordum ama hani bu bölmeye girince zaten binaya da ulaşıyor. Direkt hava patlasının karşısına doğru kraliçeyi yürütmek saçmalık olacaktı. Ya tertemiz bir saldırı işte. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Diyelim ve lafı hiç uzatmadan ikinci saldırımız için hazırlıklara başlayalım. Pekala efendim güzel bir 3 yıldız almanın vermiş olduğu güven ile Aynı zamanda yelkenleri suya indirmeden çok fazla şımarmadan dikkatli bir şekilde ikinci saldırımız için yola koyuluyoruz. Ve birlikler tamam büyüler tamam. Hero'lar ayakta klan kalesi de dolu olduğuna göre saldırı dedim gitti arkadaşlar haydi bakalım. Evet belediye binası alt tarafta hava patlayısı o noktaya doğru bakıyor. Tamam klan kalesi merkezde. Kraliçe ve kraliye şampiyonu ikisi de bu bölmelerde. Hmm. Öküzümüz yok. O yüzden duvar kırmak için ekstra bir tane daha süper duvar kırıcı ihtiyaç duyacağım her şekilde. Şimdi kraliçe yürüyüşüyle hem binayı almam lazım. Kraliçe veya şampiyondan birini indirmem lazım. Klan karesini ve en azından kaya saçarlardan da birini temizlemem lazım. Oo! Çok şey istiyorsun kan kırır kardeş. Tamam. Şöyle bir yola koyulalım bakalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şimdi şöyle şu noktada bir tane balon. Balon. Bebek ejder şu kuşatma atölyesine gitsin. Kraliçeyi şuradan binaya doğru yürüteceğim bir adet mayın eşeği, 5 tane şifacım. Süper duvar kışı. şimdi Şimdilik bir bekleteyim bakayım kraliçe ne tarafa doğru gidecek. Direkt şuradan içeriye girer gibime geliyor. Pekala. Evet. Setup'ı kurduk arkadaşlar. Saldırı için yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Elimde bir adet öfke büyüsünü hazırda tutuyorum. Yalnız o kışla tahmin ediyordum ama geri gelir değil mi? Büyücü kulesine gitmezsin değil mi? Oo büyücü kulesine gidecek. Hmm. Tamam o da güzel. Kraliçeyi şuradan içeriye sokacağım. Benim hatam kabul ediyorum. İkinci süper duvar kırıcıyı kullandım. 2-3 tane minyon sallıyorum. Öfke şimdilik ihtiyaç yok gibi. Şöyle şu noktada artık bir öfke büyüsü kullanacağız. Bir tane daha mayın eşeği attım. İkinci süper duvar kırıcı başarılı sayılır. İki duvarı da açarsa çok güzel olacak. Açtı. Kaya saçara ulaşacağız en azından. Şurada bir görünmezlik büyüsü. Kullanmayacağım gerek yok çoklu cehennem kulesi de inecek zaten şifacılar hala daha hayatta yalnız işte bir iki tane daha hava bombası çıkarsa birazcık sıkıntıya girecek şimdi belediye binasından bir şekilde kurtulmamız lazım şurada bir öfke büyüsü daha yapıştırıyorum ee, kralın öküzü olsaydı şu duvarı kırardı aslında ama klan kalesine elektro çıktı dur sakin sakin cadı var bir de dikkatli bir şekilde zehir büyüsünü kullanmam lazım. Kraliçeye son bir öfke büyüsü daha atıyorum. Belediye binasında bitireceğim arkadaşlar savaşı. Risk budur. Risk budur kardeşim. Şu üst taraftan bir tane sinsi goblin. Kral. Kraliyet şampiyonu. Sağ taraftan temizlik yapsınlar. Kraliçenin özelliğine basacağım. Riske atmak istemiyorum. Rakip kralla oynuyormuş o noktada. Problem değil. Şöyle cehennem ejderlerimi sahaya sürdüm. Koruyucu. Kaya balonu. Kraliçe'ye bir tane görünmezlik büyüsü atacağım yoksa onu kaybedecektik. Çoklu kuleyi de aldık mı her şey güzel gözüküyor. Dur bakalım. Dur bakalım. Riskli bir saldırı yapıyoruz arkadaşlar. Son öfke büyüsünü yine kraliçe için kullanacağım. Şurada bir dondurma büyüsü yapıştıralım. Kelle avcılarını da sahaya sürüyorum. Evet rakip şampiyondan kurtulduk. Koruyucunun özelliğini şu noktada bastım. Hadi kraliçemiz ölmesin çok güzel. Kraliçeyi hayatta tutmayı başardık. Belediye binasını donduracağım arkadaşlar. Kraliçeyi hayatta tutarsak binayı indirme şansımız çok yüksek olacak çünkü. Güzel gözüküyor. Belediye binasını bir kere daha dondurmaya gerek yok gibi. Şurada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Ah be çöp oldu dondurma büyüsü. 27 saniye süremiz var. Ulan bari iki yıldızı alalım ya. Çoklu kule inecek. Belediye binasını son kez donduruyorum. Evet belediye binasından kurtulacağız. Bak neredeyse tek yıldız gibi görünen bir saldırı şu anda 3 yıldıza doğru emin adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Belediye binasını kraliçe alacak. Temizlik için yeterli süre olursa bu köy üçlendi. Ama depolar var arka tarafta süreden yiyeceğiz. Yapma be. Yani %90 üzeri güzel bir savaş oldu ama 3 yıldız maalesef gelmedi arkadaşlar. Yine süreden yedik. Ama bu e, benim hatamdı kabul ediyorum. Kraliçe istediğim yere sokamadım. E, toparladık. Yani tek yıldızda kalacak bir savaşı toparlayıp %91 iki yıldıza çevirdik. Bence amacına ulaşan güzel bir saldırıydı. 29 kupada hiç fena değil. Devam. Moral bozmadan devam ediyoruz. Klan karesini doldurup hemen geliyor. Saldırı numara 3. Ey vatandaş keyifler gıcır. Hiç vakit kaybetmeden saldırıya geçiyorum. Birlikler tamam. Büyüler tamam her zaman kontrol etmek lazım. Herolar ayakta klan kalesi de dolu olduğuna göre I, saldır dedim gitti efendim. 5323 kupadayız an itibariyle. Bugün bir rekor tazeler miyiz acaba? Bakalım. Nasip kısmet efendim. Şimdi... Ee, belediye binasını sona bırakacağım. Risk budur felsefesiyle belediye binasını sona bırakacağım ama çok da iyi bir karar olmayacak gibi mi acaba? <laughs> Allah kraliçe de alt tarafta kraliyet şampiyonu da alt tarafta. Şu kraliyet şampiyonunu ben bir tane kelle avcısıyla indi. Keşke bir tane devim olsaydı ya. Hmm. Tamam. Tamam tamam tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Şuradan bir adet sinsi goblin. Bir adet sinsi goblin şu noktadan bırakıyorum. Kraliçe bir tane mayın eşeği. Şifacıları şöyle kraliçe bir bakalım ne tarafa doğru gidecek. Aşağı doğru giderse belediye binasına doğru yürüyüş yapacağım ama gitmeyecek gibi. Şuradan şifacıları bir adet süper duvar kırıcı ile beraber şu balon dur. Dur 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 dur. Havana dikkat Havana git, gider diye korktum. O yüzden Çabuk 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 öfke. Hemen bir tane daha süper duvar kırıcı gönder. Oraya gitmesini istemiyordum ama orada da çalışır. Orada da çalışır sıkıntı yok. Bir tane daha mayın eşeği gönderiyorum. Şifacılarımı kaybetmekten çok korkuyorum be kardeşim ya. Hakikaten acı veriyor var ya şifacıları kaybedince. Şimdi kraliçeye bir tane daha öfke büyüsüne gerek var mı? Unicorn'um ölmesin istiyorum ama. Ya sırf bunun için de bir tane öfke büyüsünü ziyan etmeyeceğim. Şöyle bir hayır koruyucu vurma. Son anda kraliçenin özelliğini kurtarmayı başardık. Her türlü yine bir öfke büyüsünü yapıştıracakmışız bak. Şimdi şuradan kralı ve kraliye şampiyonumu sahaya süreceğim. Kraliçe alt tarafta. Şifacılarımı hedef almıyor değil mi? Kralı hedef alıyor. Çok güzel. Çok güzel. Şurada son süper duvar kırıcıyı kullanacağım. Kraliçe eninde sonunda duvarı kırıp oradan içeriye doğru girecektir. Üst taraftan da ana saldırıya başlayacağız arkadaşlar. Şampiyon özelliğini kullandı. Hiç vakit kaybetmeden ana saldırıya başlıyorum. Hero'lar birbirlerini tanklasınlar kayabalonu sahaya sürülmüş durumda. Kraliçe'ye son bir tane daha öfke yapıştırdım. Üst tarafta dondurabileceğimiz bir yer yok. Gerek yok. Kelle avcılarını bekletiyorum. Şurada bir dondurma büyüsü kullanacağız gibi değil mi? Bir tane sinsi goblin dondurma büyüsünü yapıştırdım. Kelle avcılarını da sahaya sürüyorum. Bir adet dondurma büyüsü koruyucunun özelliğini şöyle şu noktada kullanıyoruz. Sen bir dur. Arkadaş amma hasar verdiniz. Kraliçenin özelliğine bastım. Yoksa süper minyonlar canını okuyacaktı. Bir tane daha öfke. Eş zamanlı çok fazla şey oluyor kardeşim. Kontrol edemiyorum. Süper minyona zehir. Son dondurma büyüsünü belediye binasına saklamam gerekiyor. Öteki türlü hiçbir şansımız olmayacak. Kralın özelliğine abanıyorum. Askerlerimiz hayatta. Binayı dondurarak yıldızı aldım aldım. Yoksa tek tek alacağız. Dondur. Kankarır kardeş belediye binasını dondur. tekme mi? Yapma. Tek yıldız deme bana. Ne olur ne olur ne olur tek yıldız deme bana. Binanın canı gitmiyor. Askerlerimizi kaybettik ve tek tek alıyoruz. Hadi bakalım. Günün ilk tek yıldızı hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kraliçe içeriye doğru girsin istiyordum. Şu çoklu cehennem kulesini alırdı. Orduyla çok daha güçlü bir şekilde ilerlerdik ama Kraliçe dedi ki yok ben üst tarafa çıkmayacağım alt taraftan devam edeceğim dedi. Bütün planlarımı darma duman etti arkadaşlar. İşte teaser düzenleri ters taraftan saldırmanın riski bu. Olursa çok güzel 3 yıldız oluyor. Olmazsa da yüksek ihtimalle tek tek alıyorsunuz. Her neyse. Diğer saldırımız için hazırlıklara başlıyoruz. Kaleyi doldurup hemen geliyorum. Pekala efendim biliyorum merak etmeyin az önceki saldırıda zeplin kullansaydım 2 yıldızı alıyordum evet asıl mesele bunu saldırı esnasında düşünmekte. Şimdi bir tane üçlediler 3 üç yıldızla cevap verdik bir tane tek yıldızda kaldılar bir tek yıldızla cevap verdik şu anda her şey yolunda gidiyor. Yani kupa artışını görüyorum ben buradan sonraki savaşlarda önemli tabi bakalım. Birlikler tamam, büyüler tamam. Herolar ayakta klan kalesi de dolu olduğuna göre saldır dedim. Gitti hemşerim. Haydi bakalım. Haydi bakalım belediye binası dışarıda. Diğer bölmelerden bakınız bu sefer ilk saldırdık gibi kraliçe binaya ulaşamıyor. O yüzden birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Klan kalesi var. Kraliyet şampiyonu tekli kule kralla da belediye binasını indirmek kolay olmayacak. O yüzden ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum açıkçası. Şuradan göndereceğim. Binaya doğru ana orduyu göndersek saldırının sonlarına doğru kartal topu başımıza bela olur. Haydi. Bu ne lan böyle? Kaya saçara doğru kraliçeyi yürüteceğim. Yine en mantıklı seçenek bu olacakmış gibi ya. Bebek ejder balon. Bir adet sinsi goblin. 2 3 tane balonumu feda ediyorum arkadaşlar. O topun inmesini yürekten istiyorum çünkü. O top inmesi lazım. Bak inmedi. Ben bir tane daha balonu göndereceğim ya. Hiç acımıyorum arkadaş. Kraliçe Şuradan süper duvar kırıcıyla içeriye girmeye çalışacağız. Altın deposu indiği anda duvar kırıcımı sağa sürebilirim. İndi. Şöyle şu noktadan kırıcı. Hemen ardından 5 tane şifacımı sağa sürüyorum. kraliçe içeriye gireceksin. Eşek değilsin ya bu saatten sonra girersin herhalde ha? He? Girdi bile gayet güzel. Gayet güzel. İskeletler bizi birazcık oyalayacak. Fazla sıkıntı çıkartmayacaklar ama. Şuradan ikinci süper duvar kırıcımı kullanıyorum. Kral bu noktadan sahaya dahil olsun. Birazdan şampiyonu da o bölgeden göndereceğim. Tamam. Kral tanklıyor. Şampiyonu sahaya sürdüm. Şimdi 3. süper duvar kırıcıyla belediye binasına ulaşabilir miyiz acaba? Tam şu köşeye denk getirirsem kraliçe döner dolaşır belki bir ihtimal diyorum ama Kral! Kral niye içeri girmedin? Kral alacağın olsun. Bana bu attığın kazı var. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Şurada kraliyet şampiyonumun özelliğini kullanıyorum. Bir adet öfke büyüsü tekli kuleyi dondurdum. Süper minyonları. Aa kelle avcıları dondur 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 dondur. Ulan ne kadar sıkıntı görünmezlik büyüsü. kartal topu kaldı. Tekli cehennem kulesi dur. Dur 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 dur. Bir adet görünmezlik büyüsü yapıştırıyorum. Baya bir karıştı ortalık. Üçüncü süper duvar kırıcıyı sallıyorum. Aha belediye binasına doğru gidiyor. İnanamıyorum. Kraliçe özelliğiyle beraber binayı alacağız galiba. Şu noktada kraliçemin özelliğini kullanıyorum. Belediye binasını alacağız. Tek sıkıntımız süre gibi gözüküyor bu saatten sonra. Bina inmeden şöyle şuradan saldırıya başlayacağım. Koruyucu, kaya balonu, Ah gayet güzel bir diye bin aslında kraliçeyi kaybettik. Yapacak bir şey yok. Arka tarafta kraliyet şampiyonumuz var. Ee, rakip şampiyondan bahsediyorum. Şu tekli kuleyi dondur. Bir adet öfke büyüsüyle tekli kuleden kurtulacağız. 3 tane kelle avcısını da gönderiyorum. Hadi tekli kule inerse çok tatlı olacak. Koruyucunun özel şöyle şu noktada basalım. Bir adet öfke büyüsüyle de merkezi coşturalım istiyorum. Bir bakalım 48 saniye süremiz var. 2 tane minyon. 2 tane minyon. Hadi güçlü gözüküyor. Kelle avcıları kraliyet şampiyonunu indirdi. Çok tatlı. Süre yetmeyecek. Aynen öyle. Çok fazla bir savunma kalmadı köyde arkadaşlar. Ama yine de süreden patlayacağız gibi hissediyorum açıkçası. Ah be bilseydim o süper duvar kırıcı o noktada çalışacak var ya. Çok daha önceden gönderirdim arkadaşlar şeyi. Süper duvar kırıcıyı. Kraliçe binayı alsın diye. Ama bilemiyorsun ki. Genelde kazık atıyorlar. Saçma sapan yerlere gidiyorlar yani. Hak vereceğiniz üzere. Tüh be. Yüzde de düşük olacak işin kötü tarafı. Saldırı güzel ama yüzde düşük. Time fail. Evet şifacılar. Ee, UFO görmüş masum köylüler gibi. <laughs> Saldırının ortasında kala kaldılar arkadaşlar. Dur bakalım süreden de değil galiba. Bence cehennem ejderi köyün geri kalan kısmını tamamlardı. İlk indikten sonra iki tane okçu kulesi gıdıklar ancak. isabet puanları çok yüksek askerler. O yüzden süreden yedik diye kabul ediyorum. Evet 1400 kara iksir almışız ona canım sıkıldı. Keşke depoya da alabilseydik. Her neyse devam kardeşim. Şöyle bir savaş gündemi kontrol edeceğim. Ne durumdayız? Mesela bizden %76 almışlar. 24 kupa. Biz %82 26 kupa. Yani her türlü ama her türlü saldırı defans bağlamında kardayız arkadaşlar. Devam. Kaleyi doldurup hemen geliyorum. Pekala efendim saldırı numara 5. Bir adet 3 yıldızımız var. Bir tane time fail. Bir tane tek yıldız. Bir tane de orta şekerli bir saldırı. Hadi kankarı kardeşim. 3 yıldız al, al al. artık ya. Al da gözümüz gözümüz şenlensin. Elimden geleni yapacağım. Sözüm olsun. Haydi bakalım. Duvarları düşük bir köy. 79 level kral. 80 level kraliçe. İstediği kadar duvarları düşük olsun. Köy cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Hava saldırısı yapıyor zaten. Duvarlarla işimiz ne? Kaya saçarlar orada orada hmm, sıkı fıkı duvarlar kraliçeyi yürütmek çok kolay olmayacak kraliçeyle belediye binasını alsam mı ya şu anda binaya ulaşabiliyor mu kraliçe buradan ulaşamıyor değil mi ulaşamasa bile ben kraliçeyi buradan yukarıya doğru yürütüp çoklu cehennem kulesini ilerleteceğim aynen dur bakalım bir tane sinsi goblin bir adet mayın eşeği havanı alsın bebek ejderi de şöyle şu noktadan bırakacağım arkadaşlar gayet güzel gayet güzel. Kraliçe buradan temizliğe temizliğe yukarı çıksın istiyorum. İki tane cadı çıktı klan kalesinden. Ama bütün klan kalesinin bu olduğundan emin değilim. Bir tane daha balon göndereceğim. Sırf klan kalesinde bir şey varsa çıksın diye bir tane daha cadı çıktı. Çok güzel. Kraliçeyi şöyle şu noktadan bırakıyorum. Bir tane balon. Hemen ardından şifacılar. Lan 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 zehir. Görünmezlik. Görünmezlik kullanacağım. Çünkü geç kaldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yoktu. Bir tane de öfke büyüsünün yardımıyla Kraliçeyi bu cehennemden çıkartmayı başardık. Çok güzel. Klan kalesini de temizlemiş olduk. Şimdi yukarıya doğru kraliçe ilerlesin istiyorum. İki tane balon atmayacağım. Atmayacağım. Şöyle şuradan bir adet süper duvar kırıcıyı bırakalım. Çoklu cehennem kulesine doğru ilerleteceğim. Kral ile de belediye binasını alırız. Filan nasıl? Bence gayet güzel. Şurada bir sinsi goblin kullanalım. Kraliçeye şöyle bir agresif öfke büyüsü yapıştıracağım. Lazım olacak gibi gözüküyor. Gizli testalar merhaba. Hemen 3 tane balonumu da oraya sallıyorum arkadaşlar. Hiç riske atmak istemiyorum ya. Şifacılardan birisini göndermeyi yine unutmuşum. Sıkıntı yok. Kraliçe gir artık içeriye. Şuradan bir tane daha süper duvar kırıcıyla kralı binaya göndereceğim. Çoklu kuleyi ve rakip kraliçeyi donduracağım. Bir tane daha öfke büyüsü yapıştırıyorum. Kelle avcısını da gönder. Rakip kraliçe de yardımı dokunsun. Hadi 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 çok güzelsin. Hadi kraliçem ciddi hasar alacak. Ama bir şekilde onu hayatta tutmayı başarıyoruz gibi. Tamam. Kralı belediye binasına doğru gönderiyorum. Kraliçenin özelliğini kullanıyorum. Saldırıya da şu üst taraftan başlayacağız artık. 1, 2, 3, 4, 5 tane cehennem ejderini bıraktım. Kralın özelliğini kullanıyoruz. Belediye binası iniyor. Ana orduyla beraber kraliyet şampiyonu göndereceğim. Kaya da şöyle şu noktadan sahaya dahil olsun. Koruyucunun özelliğini erkenden kullanacağım. Hem kartal topunun hasarından hem de efendime söyleyeyim. Şurada bir dondur. Öfke kraliçe ölmesin. Anladınız siz. Kafalar yine karıştı arkadaşlar. Ne yaptığımı ee, dikkat etmem lazım. Dondur. Dondur kraliçe ölmesin be. Ölmesin be. Kraliçe ölmezse her zaman bir şansımız var demektir. Kelle avcılarını da gönderiyorum. Şu noktada bir adet dondurma büyüsü yapıştıracağız. Merkezi çoklu cehennem kulesini kraliçe aldı. Çok güzel. Şu anda 10 numara ilerlediğimizi söyleyebilirim. Son hava savunmasında kaya indiriyor. 1 milyon buraya. 1 milyon buraya. Duvar kırıcı ile işimiz kalmadı. Şampiyonun özelliğini kullanmışız. Ee, nasıl yapalım şöyle şuradan bir sinsi goblin bırakacağım Duvar kırıcı çöp bir işe yaramayacak Kelle avcıları temizliğe yardım ediyor Son kaya saçarda iniyor %70 21 saniye süremiz var Bir time fail daha mı geliyor arkadaşlar Dur bakalım bir tane daha time fail mi geliyor Üst tarafta minyonlar temizliğe yardım ediyor Bir time fail daha geldi Yapma be Arkadaş bu urdu da çok güzel ama hep süreden yiyoruz ya Ne yapsam şu cehennem ejderlerinden Bir tanesini silip Acaba yerine minyonlar mı alsam? Şuraya bak hiçbir şey kalmadı köyde yine ama ya. Ama böyle olmasın artık ya. Bir süreden daha saldırı patlıyor arkadaşlar. Ya çok güzel saldırıydı. Kraliçeyi böyle can havliyle hayatta tutmayı başardık. Merkezdeki çoklu kulenin inmesi falan çok güzeldi. Böyle içimin yağları eridi saldırı yaparken ama sonucu ulaştırmadı yine. Tüh be. Var %90'ın üzerinde çıkaydı da 30 kupanın üzerinde verseydi. Her neyse. Devam kardeşim, durmak yok. Kaleyi doldurayım, hemen geliyorum. Saldırı numara sondan 2 eğitim iksirimizin süresi bitiyor. 2 tane daha saldırı yaparız, sonra da ben kaçarım arkadaş. 5 tane saldırı yaptık, 5 tane defans yedik. Artı +10 kupadayız. Bu da demek oluyor ki iyi gidiyoruz yani. Hadi bakalım. Birlikler tamam, büyüler tamam, Hero'lar ayakta kılan karesi dolu. Saldır dedim, gitti. Hadi güzel bir düzen, renk düzeni. Hmm. Eskiden korkardım bu düzenlerden, yalan yok ama artık çok fazla korkmuyorum ya. Şimdi klan kalesini temizleyelim mi? Yoksa klan kalesini görmezden gelip i, merkeze doğru mu ilerlemeye çalışsak? Kraliçeyi merkezde harcarlar. Çizerler. Üzerler. Depoların isabet puanı yüksek. Başımıza bela olacak. Süreden yana sıkıntıya sokacak bizi ama ben kraliçeyi şu köşeden içeriye sokacağım. Ee, Kraliyet şampiyonu da indirmiş olacağız. Aynen. Şuradan bir adet sinsi goblin bir tane sinsi goblin şu noktadan. Kraliçeyi şöyle 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 şu noktadan bırakırsam başarılı olur gibime geliyor. Bir bakalım nereye doğru gidecek. Bir adet süper duvar kırıcı yapıştıralım. Mayın eşeği hemen ardından şifacılar. Şuradan mayın eşeği, bebek ejder temizliğe yardımcı olsun. Kraliçe üst tarafa gidecek gibi. Bir tane öfke büyüsüyle içeriye güçlü bir giriş gerçekleştirelim. Hemen İkinci süper duvar kırcımı hava savunması için kullanıyorum. Başarılı. Kraliçe içeriye girsen ne kadar tatlı olur. Ne kadar tatlı olur. Çoklu kuleyi bana versen. Çok severim seni ama yapmayacaksın değil mi bu güzelliği bana? Yap. Yap işte da yap yani yap. Yapsan ne olacak yani? Çoklu kuleye doğru. Kraliyet şampiyonluğu gönder. Lan ne oluyor kraliçeye? Uf. Uf 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 uf. Yürünmezliği elimde tutuyorum. Yapıştırdım arkadaşlar. Bir adet zehir büyüsü. Şampiyonun özelde basıyorum. Dağıttık. Çok kötü dağıttık. Öyle böyle değil. Çoklu Cehennem Kulesi. Dur Allah aşkına benim şifacılarımı kavurma. Ne olursun ya. Çok kötü gözüküyor arkadaşlar. Evet zeplin alacağız. Saldırı patladı ya. Hmm. Bari süper minyonları indireydik. Bari süper minyonları indireydik. Onları nasıl indireceğiz? Kraliçe yeterli olur mu? Olmadı. Tamam. Kralı şu noktadan salıyorum. Zeplinimiz Allah'tan varmış. Minyonlarla süper minyonu indirmeye çalışacağım. Şöyle iki tane daha bıraktım. Nereden? 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 Hava patlatıcıları ikisi de duruyor. Direkt merkeze doğru gitsem. Nasıl olur acaba? Şurada bir süper duvar kırıcı yapıştıralım. Ben direkt merkeze doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Ya bu saatten sonra sadece iki yıldızı koparmanın peşindeyim. Başka bir lüksüm yok açıkçası. Kral ilerleyebildiği kadar ilerlesin. Rakip kraliçeyi de indirecek. Cık, ah ulan be. Kraliçe içeriye gireydin. Ne olurdu sanki? İki gözümün çiçeği. Bir bakalım direkt hava patlayısına doğru gidiyorlar. Cehennem ejderleri. Koruyucu. Zeplini sahaya sürüyorum. Şurada bir dondurma büyüsü yapıştıralım. Tam şu noktada koruyucunun özelliğine bastım. Bir adet öfke büyüsüyle oradan bir kurtulalım bakalım. Tamam. Binayı patlatıcı ve kaya saçarı donduruyorum. Güzelsin. Belediye binasından kurtulduk. Mükemmel efendim. Mükemmel. Şuraya doğru bir öfke büyüsü daha yapıştıracağım. Evet. Bu saatten sonra dediğim üzere iki yıldız alalım. Başka bir şey istemiyorum da. iki yıldızla alalım ama he. O kadar da değil lan. Vay arkadaş ya. Kraliçe yürüyüşünü batırdı mı? Başına gelecekleri görüyorsun değil mi arkadaşım? Yani ne yap ne et. Kraliçe yürüyüşünden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yoksa var ya 70 birim şifacılara veriyorsun. 2-3 tane öfke büyüsü kullanıyorsun. Dondurması da görünmezliydi. Hani saldırının yarısını kraliçeyle yapıyorsun yani. Ters tarafa gitti mi bitti gitti. Halbuki bir güzellik yapıp içeri girse çoklu kuleyi alacak. Klan kalesini temizleyecek. Yani muhteşem bir değer elde edecek. Sonra Koy ver ordunun geri kalan kısmını üçlesin çıksınlar. Ama işte girmiyor arkadaş. Benim kraliçem beni sevmiyor bazı zamanlar. Ne yapalım? %56'yı 2 yıldız. Bu savaşı da koyuyorum. Neden mi? Çünkü bizim kanalımızda gameplay var arkadaşım. Sadece üçlüklerimi izletmeyeceğim size hiçbir zaman. Devam. Son saldırımız. Kaleyi dolduralım. Hemen geliyorum Ve final günün 7. Videonun ise son saldırısı olacak arkadaşlar. 7 saldırı 6 defans artı 28 kupadayız. Yani bu bana saldıracak olan vatandaş köyü üçlerse geriye düşmüş olacağız. Lan var ya ilk saldırıdan 3 yıldız alınca ikinci saldırıdan da time fail olunca dedim ki bu video güzel olacak. Çok şahane saldırılar yaparız. Keyfimiz iyi olacak ama olmadı abi başaramadık. Yapacak bir şey yok moral bozmadan devam ediyoruz. Birlikler büyüler hirolar kılan kalesi her şey hazır olduğuna göre final saldırımız için saldır dedim. Gitti hemşerim. Evet bana mesaj geliyor. Bir bakalım. Klan Kalesi Belediye Binası. Tamam. Tekli, tekli, tekli. Bütün kuleler tekli de vatandaşın. Bak sen. Üst taraftan kral ile tekli cehennem kulesini alacağım. Şampiyonu da o bölgeden sahaya sürmek gibi bir niyetim var. Sol taraftaki Kaya Saçar'a doğru kraliçeyi yürütmeye çalışacağım. Şuradan içeriye doğru da ana orduyu göndereceğiz. Bütün hirolar alt tarafta. Kraliyet şampiyonu dahil olmak üzere. Hadi bakalım. Şuradan bir süper duvar kırıcı bırakalım. Şuradan bir süper duvar kırıcı bırakmayacağız. Yoksa Kaya Saçaro'nun icabına bakar. Bir adet balon bebek ejder. Beklemedeyim. Sinsi Goblin. Şimdi kraliçe şu laboratuvar yüzünden içeriye girmeme durumu var. Onu nasıl engel olabiliriz? Ee, tamam. Bir şansımızı zorlayalım bakalım. Kraliçe balon hemen ardından şifacılar. Kaya saçar atışını yapmadan evvel bir adet süper duvar kırıcı onu içeriye zorlamaya çalışacağım. Hadi kraliçem. Hadi bir tane de öfke attım sana. Bak hadi yine iyisin lütfen. Okçu kulesinden sonra kaya saçara gir. Çok tatlısın sen. Seviyorum seni. Bazı zamanlar güzel işler yapıyorsun. Bak yalan yok. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden kralı özelliğiyle beraber göndereceğiz. Bir tane balon tanklasın. Kral. Hemen ardından şampiyonu sahaya sürüyorum. Kralın özelliğini kullanmaya gerek var mı? Kullanacağız gibi. Dondurmaya gerek olacak mı? Hayır olmayacak. Çok güzel. Üst taraftaki temizlik şahane arkadaşlar. Şuradan bir tane daha Sinsi Goblin bırakıyorum. Ee, hiç uzatmadan, hiç bekletmeden ana saldırıya başlayacağım. Şurada bir duvar kırıcı kullanalım. Cehennem ejderleri. Koruyucu zeplin mi kullansam, kaya mu? onu düşünüyorum. Şampiyonun özelliğine bastım. Görünmezlik büyüsüne. Kullanmaya gerek yok. Gerek yok. Bekleyeceğim koruyucunun özelliğiyle beraber şampiyonu koruyamadım hadi lan tekli cehennem kulesi kraliçeye kilitlendi yine eş zamanlı çok fazla şey oluyor bir adet öfke büyüsü zeplini binaya göndereceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok şurada bir zehir büyüsü yapıştıralım tekli kule dur 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 iş çıkartma bizim başımıza kraliçeye öfke eş zamanlı çok fazla şey oluyor arkadaşlar binaya doğru bir adet öfke iki tane kelle avcısını gönderiyorum hava savunmasıyla binayı donduracağım güzel gözüküyor tekli cehennem kulesinden kurtulduk döndü mü şansımız Üst tarafta temizlik yaparsak süreden yanında çok sıkıntı yaşamayacağız gibi geliyor. Ee, şu kraliyet şampiyonunu donduruyorum. Geç kaldım. Bir tane daha kelle avcısı göndereceğim. Lan benim cehennem ejderlerime ne oldu? Hayır ne oldu ya? Lan benim cehennem ejderlerim nereye gitti? Bir anda puf oldular eriyip gittiler arkadaş bu neymiş ya? Şu kral için bir tane görünmezlik büyüsü kullanacağım kendi kraliçemde. Minyon. Ulan çok güzel gözüküyordu. Ben dedim kapanışı üç yıldızla yapacağız herhalde. Niye böyle oldu? Sadece şampiyon ve kraliçe mi indirdi bütün askerlerimize? Hadi be. Yapma be. Ulan hakikaten üzüldüm buna. Tek yıldızda kaldığımız saldırıdan daha çok üzüldüm buna arkadaşlar. Şu şampiyonu bir dondur. Minyonlar belki onu öldürmeyi başarırlar. Vay arkadaş ya. Rakip kraliçeyi de indireceğiz. 20 saniye süremiz var. D bomba. Kraliçe hayatta ama sürede yetmeyecek. Süre yetse bence yine bu köy işlenir. Ama bu sefer asıl sıkıntı süreden çıkmadı arkadaşlar. Cehennem ejderha binicilerim çok çabuk kaybettim ya. Binanın hasarıyla beraber Kraliçe ve Şampiyon tokatladı galiba. Aynen. Ve teknik açıdan yine bir time fail. Vay be. Bu saldırı 3 olurdu ama. He. Koruyucunun özelliğini belki birazcık daha bekletebilirdim binaya doğru. Ya da kaya balonunu kullansaydım daha farklı olurdu. Her neyse işte sonuç itibariyle 7 tane savaşımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. An itibariyle bir bakalım. 5438 kupadayız. Çok tatlı güzel bir savaş günlüğümüz olmadı maalesef ama en kötüsü de değil yani. Orta şekerli. Diyelim ve yavaştan videomuzun da sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.